İyi Parti konusunda, Meral Akşener konusunda Sayın Devlet Bahçeli'den yeni bir adım bekliyor musunuz Ömer Lütfü Bey? Bence gelir seçim mi bunun süreci, devamı? Hani biliyorsunuz ben seçimle ilgili biraz erken tarih söylüyorum. Yaklaştıkça erken seçim olacak, 2023'e evet, kalmayacak diyorsunuz evet, değil mi? Evet, ittifakların yapısını belirlemek için bu tür açılımlar kuvvetlenerek olacak. Bazen ters sertleşebilir ama bazen birbirlerini kazanmak için. Çünkü artık ittifakların yapısı belirlenmeden bir seçim sürecinin başarıyla bitmesi mümkün değil. Ama asıl sorun şu, Türkiye'de siyaset gerçekten tıkanmış vaziyette. Yani bir taraftan iktidar seçim tabanındaki, seçmen tabanındaki gücünü kaybederken bir taraftan da muhalefet o kayba karşılık aynı oranda güç kazanamıyor. Dolayısıyla burada asıl sorun siyasette siyasi liderlerde büyük bir değişiklik olması seçimle veya seçimin sonrasında gelişecek süreçte zorunlu olacak. Bu nedenle zannediyorum bu noktada en çok ayakta kalması mümkün olan siyasetçilerden birisi de Sayın Meral Akşener. Yani onun dışındaki Türkiye'nin geleceğine 10-15 yılına yürüyecek siyasi liderlerde, kadrolarda büyük bir değişiklik olacak. Çünkü gerçekten siyaset tıkandı. Türkiye'nin birinci gündemi, siz de bakmışsınızdır, ekonomi ikinci gündemi işsizlik, pandemi bile üçüncü sırada geliyor. Ya ve çok özür dilerim Meral Hanım'ın, acaba hanımın yaşı sorulmaz ama Meral Hanım'ın yaşı kaç? Yani yaşı bakın daha ilgili bir şey tam 15 yani. Yıla 10-15 yıla Meral Hanım hani hükmetecek demek yani ne kadar abartılı bir yorum. Hükmetecek demedim ya. Bak Zafer'cim sen niye beni dinlemiyorsun? 15 yıla damgasını geleceğe vuracak. Yönelik, geleceğe yani yönelik siyasi liderlerden birisi Meral Hanım olacak, diğerleri elenecek dedim. Yani Meral Hanım da yaşı itibariyle bu sizin iktidara gelebilir mi, gelemez kadar mi, uzun bir süre şey. Siyasette bakın, kalamayabilir sen, yani. Sen lütfen bak ben cümlelerimi, kelimeleri, içerikleriyle, kavramları, karşılıklarıyla kullanıyorum. Ben şöyle bir cümle kullanmadım, kullanmam ama da. Hayatın Meral Hanım gelecek 15 yıla damga vuracak demedim. Siz, ben dedim ki Türkiye'de siyasi liderlerde, siyasi aktörlerde artık siyaset tıkandı. Bir takım değişiklikler olacak çünkü artık her yerde kaynıyor. Dolayısıyla bunlardan siyasette kalması en muhtemel olan liderlerden birisi önümüzdeki 10-15 yılı sürüklemek aynen bakımından en şanslı olanı Meral Hanım. Zafer Şahin sen neye şimdi itiraz benim ediyorsun? Benim itirazım şuna. Beyefendi söylediği şeyin ne anlama geldiğini biliyor. Benim de ne kastettiğimi biliyor ama bir takım kelime oyunları diyeyim hadi. Onlarla sanki öyle dememiş gibi yapıyor. Ben hiç kelime oyunu yapmam. Ben şimdi hukukçuyum. Şu sözü kelime oyunu, herkes anlar. Kelime oyunu ya, yapmam Türk ben. Türk siyasetinde liderlerin önemli bir kısmı tasfiye olur. Ama Meral Hanım önümüzdeki 10-15 yılda... Hiç böyle bir şey söylemedim. Ya işte 10-15 yıl ne demek? Ben aynen şunu söyledim. Ne demek önümüzdeki 10-15 yıl için ayakta buradaki kalacak. Buradaki fark ne ben çok şimdi, anlamadım. Şimdi Zafer Bey ısrarla şunu ben söylemeye çalışıyorum. Ben diyorum ki bütün liderler tasfiye olurken Meral Hanım da Allah uzun ömür versin. Başarılı da bir siyasetçi ama... Neyse ben hani, vatandaş anlayacak. Yaş itibariyle 10-15 Ömer yıl... Ömer Lütfi Bey o zaman önce şunu ben daha çatır bir şeyden bahsediyorum. Tasfiye edileceğini nasıl çıkarıyorsunuz? Ben şunu söylüyorum. Türkiye'de siyaset tıkandı. Tıkanmadı mı? Her noktadan, her partiden ayrılanlar, ayrılmaya çalışanlar, parti kurmaya çalışanlar. O tıkandığını değil, biraz daha açıldığını gösteriyor aslında Ömer Bey. Bakın, siyaset yürüyor ise kadrolar oluşur. Kadrolarla beraber ülkenin menfaatine Ömer hareket Lütfü edecek Bey, projeler var. Ömer Lütfü Bey, burada şunu netleştirelim. Ömer Lütfü yürüyor. Bey, şunu netleştirelim. Buyurun. Diyorsunuz ki, siyaset tıkandı, liderler tasfiye olacak. Meral Akşener 10-15 yıl daha Türk siyasetinde varlığını olması koruyacak. Muhtemel siyasi çok siyasi aktörlerden ben de bunu söyledim ama söylemedim. Arkadaşların da görüşlerini alalım. Çünkü şey partilerin liderleri dikkat ederseniz içinden başka partiler doğuruyorlar, ayırıyorlar. Yani bir kadro hareketiyle örneğin 2002 yılında AKP'nin geldiği noktaya bakın. Yani geldi bir kadro hareketi ve yürüdü gitti. Anladım. Şimdi tüm partilerden AKP'de dahil işte biraz evvel MHP'den bir milletvekili örneği verdik. Bu anlaşıldı. İsterseniz verdik. Arkadaşlardan evet, bir değerlendirmelerini Zafer Şahin sesi değerlendirme yarım kaldı. Ben Türk siyasetinin tıkandığı iddiasına katılmıyorum. Kadir'in de dediği gibi bu Türk siyasetinde tıkanmayı değil sadece demokratik mekanizmaların ne kadar sağlıklı bir şekilde
şekilde işlediğini gösteriyor. Evet. İşte Muharrem İnce örneği, kendisine orada bir yaşam alanı kalmadığını evet, düşündüğü için parti kuruyor. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun partileri söz konusu. Meral Hanım da kendisi MHP'den ayrılıp bir parti kurmadı mı? Aynen. Yani bunlar demokratik zenginliklerdir. Bu Türk siyaseti tıkandı, bütün liderler tasfiye olacak. Ömer bir tek Meral Hanım kalacak öngörüsü. Bence doğru, çok hayatın gerçekliğiyle anladım, uyuşmayan Kadir Bey. Doğmamış çocuğa don biçmek gibi geliyor biraz da bana. Nasıl? Daha önümüzdeki kongre süreçlerinin nasıl gerçekleşeceğini bilmiyoruz. 2023'e ben, kadar önümüzde bakın, daha 3 yıl var. Parti içi siyasetlerden, tamam, kongrelerden bahsetmeyin. Daha, Türkiye'den bahsedelim. Önümüzde daha 3 yıl var. İttifakların nasıl şekilleneceğini, nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Kadir 24 saatte alalım. Siyasetin değiştiği bir ülkede yaşıyoruz. Ve Meral Akşener'in de 15 yıl siyasetin içerisinde yüklenici bir rol üstlenebileceğini söyleyebiliyoruz bunun içerisinde. Yani bana pek açıkçası yani diğer liderlerin doğru bir yaklaşım tasfiye, olarak gelmiyor. Diğer liderlerin tasfiye yani olacağını düşünüyorum. Olabilir mi yani? Diğer liderler tasfiye olacak. Net bir durum ortaya koyuyorsunuz ve dayanağınız yok. Sadece Meral Akşener devam ediyor ama, ve süreci götürüyor. Ama Ömer Lütfi Bey'in bakış açısı da olabilir. Yani doğmamış çocuğa yani doğmamış. Ömer Bey mesela Kemal Bey'in de mi tasfiye olacağını düşünüyor anlamadım acaba? Ömer Bey, Kemal Bey'in de mi tasfiye olacağını düşünüyor? Ama bütün liderler dedi. Şöyle, tabii Kemal Bey'in bir yaş haddini dolduranlar var yani sonuçta. Ben, bir de birisi dedi. Yani, bir saygı Öztürk'ü dinleyelim. Siyasetçiler var. Alın evet, yani belli bir yaşa kadar devam edebilirler. Sonra ayrılmaları gerekebilir sağlık nedenleriyle falan. Sanıyorum ben Ömer Bey'in demesinden biraz da onu anladım. Anladım. Meral Hanım'ın yaşı şu anda bildiğim kadarıyla 64 yaşında. Anladım. Yani daha siyaset gerçi yapacak. Gerçi hanımefendilerin yaşı sorulmaz tabii. Ama olsun, biz hepsine de sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Tabii. Her şeyden sağlık söylüyoruz. Evet. Yani genelde şöyle deniliyor. Mesela diyelim ki bir konu konuşulduğu zaman canım daha işte yaşı onun şu anda şu. İşte ancak bir dönem daha gidebilir falan veya işte en fazla iki dönem daha gidebilir. Nasılsa yeri gidecek veya yerine biri gelecek şeklinde konuşmalar siyasette her zaman oluyor yani. Daha bugün sen bu yaklaşımı nasıl buluyorsun abi? Diğer liderlerin tasfiye olması ve Meral Hanım'ın falan. Ya şöyle siyasette hangi siyasi partinin nerede ne yapılacağı falan belli olmuyor. Bakın mesela geçen dönem bir olağanüstü kongre süreci CHP yaşadı. Daha doğrusu olağanüstü kongre çağrıları yapıldı. 569 yanlış hatırlamıyorsam imza verilmişti o zaman Muharrem İnce Bey'e. Eğer o kongre yapılmış olsaydı belki Muharrem İnce seçimi de kazanmış olabilecekti. O nedenle yeni isimler falan da ortaya çıkabiliyor. Fakat artık siyasi partilerde de öyle bir tüzük yapılmaya başlandı ki siyasi partilerin genel başkanlarını düşürmek yerinden hemen hemen hiç mümkün gözükmüyor yani yeni sistemlerle. Şu var, biz daha bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı eve dön çağrısının İYİ Parti'de nasıl karşılık bulacağını cevabını tam olarak veremiyoruz. Ama Ömer Bey 10-15 sene sonrasının cevabını verebiliyor bugünden. Ama o da Ömer Bey'in bakış açısıdır. Bir görüş açısı olarak. Önce Meral Hanım'ın kendisi bile 15 yıl sonra siyasette olmayı istemeyebilir ya. Yani belki de öyle planı bile yoktur yani. Anladım.